2013 Birland etkinliğinde Adnan Mete ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Güzel bir seyahat oldu. Evet, ve son bence gecemizi. Bence de herkes için çok değişik ki hem etkinlik diyoruz hem eğlenme diyoruz. Hem yeni koleksiyonun tanıtımı hepsi bir arada olunca da hakikaten keyifli bir seyahat oldu. Evet, özellikle koleksiyonları soracağım. İki gün boyunca müşterileriniz inceleyip sık dokudular ve koleksiyonu incelediler. Önce sizin düşüncelerinizi almak istiyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Koleksiyonumuz hakikaten bu sefer iddialı. Hiç olmadığı kadar iddialı hem de. Çünkü özellikle biz Zebra'ya girdiğimizde, Brilliant grubu olarak Zebra'ya girdiğimizden beri bayilerimizin kafalarında bazı soru işaretleri kaldı. Acaba Baydemirler grubu olarak Erdoğan Bey perdeden çıkıyor mu gibi bir hava oluştu. Kesinlikle böyle bir şey yok. Çünkü bizim asıl işimiz zaten perde ama bütün bayilerimizin bildiği de bir gerçek var. Zebra perdeden ciddi bir pay aldı. Yani bu %40 hatta %50'lere vardı. Bu kadar büyük talebi olan bir ürünü de Erdoğan Bey'in üretmemesi düşünülemezdi yani. Herkesin bildiği üzere Zebra'da yeniydik. Yenilikleri kovaladık. Yeni bir şeyler yapmaya, klasik Zebra'nın dışına çıkmayı denedik. Her zaman olduğu gibi bunu da başardık. Artık Zebra benim kanımca oturdu. Bundan sonra ufak tefek rütuşlarla Zebra'yı geliştirmeyi planlıyoruz. Yeniden asıl işimiz olan perdeye ağırlık verdik ve bayilerimizin de görüp hakikaten çok büyük keyif alıyorum bunu söylemekten. Çünkü 10 üzerinden söylemek gerekirse 10 üzerinden 10 aldı koleksiyonumuz bayilerimiz tarafından. Hakikaten her zaman eleştiri alan gruplarımız dahi eleştirecek bir şey bu sefer bulamadılar. Bu da bizi çok mutlu ettiler. Demek ki doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi bu. Evet, 2014 koleksiyonu. Biraz kaç başlıktan oluşuyor, hangi ürünlerden oluşuyor, biraz da onlardan bahseder misiniz? Tabii, şöyle söyleyeyim, biraz geleneksel ve klasiğin dışına çıktık. Gerek desenlerde, gerek tarzda, gerek fonluklarda. Çünkü bizim bayilerimizden en büyük aldığımız şikayet fonluklarımızın yetersiz olduğu konusuydu. Zannediyorum bu sefer artık öyle bir şey demeyecekler. Hakikaten çok güzel şeyler duyduk fonluklar hakkında. Yaklaşık 40 başlık brode vermeyi düşünüyoruz. Ortak olarak satmayı planladığımız düz ve örme gruplar olmak üzere yaklaşık 60 başlıktan oluşacak. Ayrıca bir de fonluğumuz var. Yani 40 başlıktan, yani %120 başlık arasında inşallah bu sefer çok hızlı davranıp hakikaten ekip olarak uyumayacağız. Gerekirse evimize gitmeyeceğiz. Ocak sonu, Şubat başı bu koleksiyonları mağazalarımıza sezon başlamadan onların beğenisine satışa sunmayı planlıyoruz. Kuruş seyahatine gelemeyen bayileriniz mutlaka vardır. Var. Bayiniz olmayan firmalar da vardır. Neler söylemek istersiniz buradan bu ürünlerle ilgili? Onları ziyaret edecek misiniz? Fuar var önümüzdeki hafta. Onlarla ilgili birkaç cümle alabilir miyiz? Şöyle, tabii ki bir sürü sebeplerden dolayı isteyip de katılamayan birçok bayimiz oldu. Birçok şey kaçırdılar. Yani gerek seyahat olarak, gerek gezilip görülecek yerler olarak ama özellikle de tabii koleksiyon olarak, ama koleksiyon açısından tabii ki mağazalarına gidince onları görme şerefine nail olacaklar. Çok teşekkür ediyorum bu sohbet için. Çok sağ olun. Size teşekkür ederim. Sağ olun.